Gülümü soldurma. Ben sensiz ne yap? Bunun adına yürek derler. Hepimiz birçok hikayeden doğuyoruz, büyüyoruz, değişiyoruz, deneyimlerden geçiyoruz. Üzülüyoruz, kızıyoruz, seviniyoruz, korkuyoruz. Geçerken kafanızı çevirdiğiniz arka sokaktaki bir sokak çocuğu da yaşıyor bu duyguları. Sahnelerde ışıklar altında gördüğünüz bir star da yaşıyor bu duyguları. Ben doğduğumdan beri hep iyiydim abi. Hep iyi bir ruhtum. Hiçbir zaman kokain partilerine gitmedim, grup sekslere gitmedim, el öpmedim. Hep olduğum gibi kaldım, dik. Alıkoyma diye geçer. Ama tecavüz, öyle bir dosyam yok abi benim. Ahım var, öbür tarafta alacaklıyım Rehat. Ailede bulmadığım, yurtta da hiçbir zaman görmediğim sevgiyi ben aslında sokak arkadaşlarında buldum. Buldum, zannettim. 14 yaşında cezaevine girdim mesela. Tel örgülerden şiş yapmışlar, soktu kalbimi. Sana tecavüz etmek isteyen kişi, sen buna izin vermediğinde seni şişledi. Ben kemer takmazdım, atletimi yırtmıştım böyle, yan bağlı düğümlemiştim açılmasın diye pantolonu. Beni hiç babam sevmedi, içeride. Beni döverdi, annemi döverdi. Canım anam oldu. Olursa olsun. Babam yok, açım. İndim aşağı, ilk hırsızlığımı öyle yaptım. Kolumu kesmiştim, ustayla. Ne demek kestin? O bakıcılardan bir tanesi. Sen o çocuk halini o yataktan aldın. Hiçbir şey. Katarsis Ekstra'ya hoş geldiniz hepiniz. Bugün karşımdaki kırmızı koltukta Doğuş var. Başlarken söyleyelim. Hepimiz aslında birçok hikayeden doğuyoruz, büyüyoruz, değişiyoruz, deneyimlerden geçiyoruz. Hepimizin ayrı hayatları var. Aslında biriciyiz hepimiz ama duyguları yaşarken ortağız. Hepimiz üzülüyoruz, kızıyoruz, seviniyoruz, korkuyoruz. Ve aslında bu hayatın içerisinde herkes kendi duygularını yaşıyor. Duygularda hepimiz tanışız bir şekilde. Geçerken kafanızı çevirdiğiniz arka sokaktaki bir sokak çocuğu da yaşıyor bu duyguları. Sahnelerde ışıklar altında gördüğünüz bir star da yaşıyor bu duyguları. Karanlıkta da olsa, aydınlıkta da olsa herkes hissediyor. Bugün duyguları ve insan hallerini konuşacağız yeniden. Ve bugün aslında Doğuş'un insan hallerini konuşacağız. Hoş geldin. Hoş gördük. Bir hikayem var. Birçok kırılma noktası olan bir hikaye aslında bu. Bugün 40'lı yaşlarına geldiğinde dönüştün, değiştin ama seni sen yapan şeyleri konuşalım istiyoruz bugün. Öncelikle başlarken tutamayıp kendimi söyleyeceğim. Dünya tatlısı iki oğlum var. Geçen haftalarda baktığımda da içim açıldı fotoğraflarına ya da beraber sizi programlarda gördüm. Nasıl gidiyor? Baba olmak nasıl gidiyor? Cenneti çok uzakta aramaya gerek yok. Evlatların gözüne bakarsan orada görüyorsun zaten. Ben şu anda o haldeyim. Yani bunu daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Daha ne diyeceksin zaten? Dertleşen, duygularını anlatan arkadaşlarına, dostlarına, eşine. Sen hakikaten içini açan bir adam mısın? Yok, değilim. Genelde duygularımı şarkılarıma yansıtıyorum. Ama böyle duygularımı arkadaşlarımla paylaşan, ailemle, annemle, babamla, dedemle, ninemle hiç öyle bir adam olmadım. Hayatım hiçbir döneminde. Peki Doğuş, bazı duyguları soracağım sana. Bu duyguları yaşadığında tek cümleyle ne yaparsın? Sen cevap ver. Çok üzüldüğünde. Ağlarım. Çok kızdığında. Ben Karadenizliyim. Dalga maniden olur ve birden hemen durulur. Çok korktuğunda. Siper alırım. Çok utandığında. Utanırım. Utanır, kızarırım herhalde biraz. Belli ederim, utandığım belli olur. Peki Doğuş, bütün duyguların seni sen yapan şeyler. Başta da söyledim. O yüzden senin hikayene gidelim beraber. Bu dünyaya Orhan Baltacı kimlik ismiyle geldin. Evet. Almanya'da dünyaya geldiğin zaman ev. Sen nasıl bir eve, nasıl bir aileye doğdun? Problemli bir babam vardı. Allah rahmet eylesin. Canı sıkılınca annemi döverdi. İçerdi. Yani bana kum torbasına vurdurdu. Ellerim kan içinde kalana kadar. Boksu seven bir tipti. Beni döverdi, annemi döverdi. Problemli bir babam vardı. Sonra annem babam ayrıldı. Beni babama verdi. Almanya'dan Türkiye'ye geldik. Türkiye'de boşandı, Bursa'da. 4 yaşındaydım. Sonra bir otellerde falan kaldık. Ama hatırlıyorum. Böyle sobanın başına falan topladık. Amcalar mamcalar falan vardı. Sonra bir gün kalktım baktım babam yok. Kimse yok. Açım. İndim aşağı. İlk hırsızlığımı öyle yaptım. 4 yaşındaydım. Mahalle mahalle dolaştım. Bir tane park. Baktım bir kadın börek veriyor.
çocuğuna. Benim de karnım açtı lan. 4 yaşındayım ya. Ya da bilemedim. 5 bile değilim yani. Kaptım elinden böreği. Bir heyecan koştum. Hırsız var dedi kadın. Elimden o heyecanla düştü börek kuma. Tekrar aldım. Ağzıma soktum o kumlu be. Kumlu yedim yani onu. Sonra beni alıp tekrar otele falan götürmüşler. Sonra beni aldı babam, babaanneme bıraktı. Babaannem aldı beni Artvin'e yolladı. Artvin'den geri gönderdiler, yurda verdiler. Yurtta kaldım. Sonra tekrar yurttan kaçtım 7 yaşındayken. Çünkü işkenceler gördüm orada. Beni tekrar aldılar babaannemler. Annem baban öldü dediler. Sonra 9 yaşına kadar gayet sakin bir çocuktum. Velayetim babaya veriliyor, hı hı, o dönemde. Hı hı. Baba da o dönemde aslında psikopatolojisi olan, ruhsal bozukluğu olan bir baba. Hı hı. Ve aslında baba seninle beraber yoluna devam edemiyor o şartlarda da. Ne hatırlıyorsun babana dair ilk dönemlerde? Sevgisizlik. Yani daha anlatacak hiçbir şey yok bence. Bir insan evladını sevmiyorsa zaten sıkıntı oradan başlıyor. Beni hiç babam sevmedi. Hiç. Babadan alamadığım bir sevgi var. Annenin de yanında değilsin. Zaten sonra sana annen için öldü deniliyor zaman geçerken. Sen bir Artvin'e gidiyorsun, geliyorsun ve yetiştirme yurduna veriliyorsun. Çocukluğunu da iyi hatırlayan bir adamsın bu arada. Yani, her şey. Evet, hani gerçekten bazen 4 yaş, 5 yaş, 6 yaş bu kadar net değildir hafızamızda. Abi o acıları, yani o yaşadıklarımı unutma ihtimalim yok ki. Böyle santim santim yazılmış beynimin her hücresine. Yetiştirme yurduna ilk gittiğin gün ve belki ilk hafta nasıl hissettin orada kendini? Çok kötü hissettim. Kötüydü yani. Yurt baştan sona kadar kötüydü. Her şey kötüydü. Yurtta iyi olan hiçbir anım yok. Mesela yatağa işemişim. Normal çocuğum. Ne görmüşsem artık tuvalete mi gittim zannettim. Ne zannettiysem. İlk dayağımı orada yedim mesela. Ama öyle böyle değil. Sağlam dayak yedim yani. Yani arkadaşlarımın yanına gitmiyordum yemek yemek için. Bana getiriyorlardı. Dudaklarım falan şişmişti yani. Çocuk ya, çocuğa vurulur mu ya? Bu kolum da talihsiz bir kol. Buradan vuruldum. Buradan da kolumu kesmişti usturayla. Nasıl kesti ya? Ne demek kesti? Kesti yani, böyle vurdu kesti. Kim? O bakıcılardan bir tanesi. Anne dediğimiz psikopatlardan biri. Şimdi benim zamanımda yurtlar çok iğrençti. Hademelerden bir tanesinin çocuklardan birini banyoya getirdiğini görmüştüm. Kaç yaşında bir çocuktan bahsediyoruz? Benim yaşımda işte. 6-7. Ne yaptın peki? Sen o çocuk halini o yatakta ne yaptın? Hiçbir şey. Hiçbir şey. O kadar içinde yer edinmiş ki bu tarz mevzulara karşı, o kadar bir nefret doluyum ki. 18 yaşıma girmeden önce, artık her şeye tövbe edip hayata yeni başlayacağım tam o dönemde, devamını çok fazla insan bilmez, öldürmeye teşebbüsüm var benim. Şu park bekçisi ufacık kardeşimize tecavüz etti. Ölsün diye vurdum, ölmedi. Keşke ölseydi. Yani bu mevzulara karşı çok şeyim, kin ve nefret doluyum. Şimdi anlattık hemen bitmiyor maalesef. Tabii ki. Ben kemer takmazdım. Atletimi yırtmıştım böyle. Buradan yan bağlı düğümlemiştim. Düğümlemiştim açılmasın diye pantolonu. Kendini korumak için. Ben hiç dikkat çekmemeye çalışırdım. Kendimi hep gizlerdim. Kalabalığın arasında yok gibiydim yani. Yurtta olduğun dönemde aslında en çok ihtiyacın olan şeylerden bir tanesinin o dönemde de sevgi olduğunu söylüyorsun. Sevgi her daim şey. Ben niye diyorum sadece sevin. Sevgi her şeyi kurtarır. Kapıya çıkardım ve biri gelsin beni evlatlık olarak alsın diye dua ederdim demişsin. Ben kapıda bekleyenlerdendim zaten. Hı-hı. Beni de biri alsın diye. Şu zamanın da hala önemli isimlerinden biri. Söylemeyeyim şimdi. Çünkü o herhalde söylememi istemezdi. Evlat edinmek istemişti beni. Hayır, beni annem alacak buradan. Demiştim, gitmemiştim. Sen anneni bekliyordun. Bir taraftan da beni alsınlar. Annem babam olsun yeniden diyordum. Ama böyle bir şey geldiğinde de gidemedim. Doğuş kendine sevgiyi vererek de kendini büyütmüş, iyileştirmiş.
özellikle belli inançlarla, sevgiyle hayata sarılarak dönüştürmüş biri. Dönüştüremeyen çocuklar var. Bazıları hayatta değiller, bazıları cezaevlerindeler. Bazıları hala hayattaki o temel yetersizliği kapatamıyorlar hayatları boyunca. Kurumlarda çalışanlar ya da işte bazı aileler, aslında ruh hastası olup da bunları yapanlar çocukların hayatlarına nasıl boşluklar bıraktıklarını görsünler diye de anlatıyoruz bunları aslında. Sonra kaçtın yurttan. Kaçtım. Nerede kaçtın artık? Ya artık sıra bir gün bana da gelecek bu mevzular dedim. Kaçtım. Sonra da ondan sonra beni tekrar yakaladılar. Beni babaanneme verdiler bir daha. Sonra annem baban öldü dedi bana babaannem. Ben inandım. Artık hani anne baba gelmeyecek mevzusuna girdim. İlkokulu okumaya başladım. Zaten ilkokul 3'e kadar okuyabildim. Sonra dışarıdan bitirdim ehliyet vesaire almak için. Meşhur olduktan sonra, doğuş olduktan sonra bitirdim yani. Sonra annemden bir hediye gelince işte eşofmandır, çikolatadır falan. Ben annemi bulacağım diye evden kaçtım. Havalimanlarına falan gittim 9 yaşında. Uçağa bineceğim hayali, Almanya'ya gideceğim. Ondan sonra işte tren garlarına gittim. Çok gezdim. Almanya'ya gideceğim. Almanya gitsen ne olacak yani? Koca Almanya sanki şey burası. İşte çocuk aklında. Sonra sokak arkadaşlarına alışıyorsun zaten. Orada daha rahatsın. Daha özgürsün. Zannediyorsun. Ne olursa olsun bazı kriterler hariç. Yok bana övü babam vurdu. Yok işte annem bana bir şey söyledi. Babam beni kırdı deyip evden kaçmak dünyanın en büyük hatası olur. Artık böbrekleri gözleri falan kesiyorlar satıyorlar. Haberiniz olsun. Girmeyin o mevzulara. Hep anneni aramanda bir kaldım. Yani Almanya'ya gidip onu bulmak istiyorsun. Çünkü aslında öldüğünü bildiğin annen eşofmanlar, paketler gönderiyor eve ve onun ismini görüyorsun orada. 11 yaşında ilk orada gördüm uzun yıllar sonra anneannemdeyken. Şey geldi yani. Ayşe teyze. Hani hiçbir şey alamadım ondan. O şey yoktu yani. Anne, evlat. Ben de orada bir öldü demeyeyim de hani bayıldı mı diyeyim. Hani sarı kart diyeyim. Kırmızı kart değildi. Bir sarı kart yedi benden 11 yaşındayken. Sonra ben tabii sokaklar mokakal yine. Beni alıp götürmemişler çünkü Almanya'ya. Böyle bir şey doğmaya başladı o sarı kart. Kırmızıya doğru yıllar geçtikçe. Sonra tam bir kırmızı oldu. Çünkü büyüdükçe, hatalar yaptıkça senin yüzünden ne dönmeye başladı. Alıp götürmedin beni. Ya tabii kim beklemez ki orada hani annenin yanında olsun, kız kardeşini alıp götürmüşler, seni niye götürmüyorlar? Normal değil mi yani? Tabii ki. İki tane çocuk yapmışsın, iki tane övey kardeşin var. Lan bu da fasulye olsa götürürsün onu ya. Can yani senden çıkmış, al götür. Baba nerede bu dönemde Doğuş? O sokaklarda. Kayıp. Sonra ben yıllar sonra buldum. Show TV bulmuştu bana, hiç unutmuyorum. Reha bulmuştu. Sonra aldım onu. Babaanneme bıraktım, baktım, ettim. Ne kadar kazanmışsam ilgilendim. Sonra ben yurt dışındayken de vefat etti. Diyorsun ki ailede bulmadığım, yurtta da hiçbir zaman görmediğim sevgiyi ben aslında sokakta ve sokak arkadaşlarında buldum. Buldum, zannettim. Zannettim. İlk bulduğunu zannettiğin zamanlarda bir kal. Artık ergenlik dönemi de başlıyor çünkü o dönemlerde. Ne vardı sokakta o insanlarla? Nasıl bir bağınız vardı? Kardeşiz zannediyorsun, tamam diyorsun. Sırtın yere gelmez, bir kavgada seni satmaz, bir şeyde bir şey olmaz. Mesela. Ne oluyor? İlk hatanı yapıyorsun. 14 yaşında cezaevine girdim mesela. Ne oldu 14 yaşındaki meselede? Bir arkadaş geldi aramıza. Bir fabrika var dedi, orayı soyalım, çorapları alalım, satalım, Antalya gidelim. Antalya çok güzel dedi. Biz de inandık. Gittik. Aldılar, ben de taşıyorum, taşıyıcılardan biriyim. Sabah oldu, çorapları sattık biz. Peynir ekmek gibi, ucuzdan. Gittik Antalya'ya. Antalya'da yattığımız yerde yakalandık. Oradan Bursa'ya kelepçeyle geldik otobüste. Ama havalı bir şey zannediyorsun. Artık olduk biz falan. Sonra ilk 14 yaşında cezaevinden kalbinden vurdum. Nasıl Doğuş? Orada 3-4 tane
kendini bilmez her yeni gelene bir demin söylediğim mevzuattan yapıyorlardı. Bir arkadaşımla beraber girdik. Tuvalete soktular bizi. Neyse beni çıkarttılar. Sonra beni aldılar içeriye. Daha alır almaz arkadaşımın durumunu gördüğüm için ne olduğunu. Biraz da şeydim, deli doluydum yani. Yani beni öldürsen orada sıkıntı yok. Zaten bezmişim. Bir karıştırdım orayı, tuvaletin içini. Dağıldık yani hep beraber. Ağzımız, burnumuz karşılıklı. Sonra ben gece yatarken o tel örgülerden şiş yapmışlar. Soktu kalbimi. Bastırdı. Bastırırken açtım gözümü. Benim bağırmama battaniye dediğimiz bir olay var. Battaniye attı insanlar onun üstüne. Kimin vurduğu belli değil. Kapıdan gardiyanlar aldı götürdü. Bir daha da gelmedi zaten. Ben birden bağırınca bütün koğuş üzerinden geçti. Öyle anlatayım sana. Sana tecavüz etmek isteyen kişi sen buna izin vermediğinde seni şişledi aslında. Evet, kalbinden. Ve sen de ona saldırdın. Benim kurtuluş şeyim oydu. Yani durup dururken birini vur, birini et. Böyle bir adam ben karıncayı incitemem. Öfkeli miydin insanlara, topluma? Hayır. Değildim ama inancım yoktu. Bir gün çok soğuktu. Artık ayaklarım donmuştu yani yürümekten. Bir kere öyle bir şey yaptım. Şöyle 5-6 arkadaştık. Bağırdım gece caddenin ortasında o mahallede. Yatın lan sıcacık evlerinizde çocukları. Biz burada donuyoruz demiştim. Bir odur yani. Doğuş, bir dönüm noktası soracağım sana. Orası bir kırılmaydı benim için dediğin. Nasıl bir an var? Benim için kırılma yine böyle gözcü olduğum bir dönem. Arkadaşlarım market soyacaktı işte. Yapamamışlar. Kepenkin camını kırmışlar. Oradan kalemler, malemler işte sigaralar falan aldılar. Bana da kalemler verdiler. Cebime koymuştum. Yattığımız yere doğru gidiyoruz. Yani ev diye belirlediğimiz eski bir fabrikaya doğru gidiyoruz. Orada tam giderken önümüze bir tane beyaz Renault geldi. Gençler dedi nereye? Eve gidiyoruz abi falan dedik. Ha öyle mi dedi. Binin bakayım ben sizi götüreyim dedi. Tam camı kapıyı açtı ben tekme vurdum. Biraz da yırtık bir tiptim. Bir dağıldık bir çil yavrusu gibi. Bir tanesi benim peşime koştu. Her zaman söylerim yine söylüyorum. Hakkım helaldir. Asla bir şeyim yok. Ahım yok. Belki başka bir şey sandı beni bilmiyorum. Nasıl bir ruh haliyle ateş etti. Yani bir çocuğa ateş edilmez ama nasıl etti bilmiyorum. Böyle koşarken sanki böyle kolunu bir şey ısırmış gibi olur ya böyle acırcan. Canma ile acıma arasında bir şeydir o. Öyle bir şey oldu sanki bir yere çarpmış gibi oldu kolum koşarken. Bir heyecanla apartmana girdim. Çıktım en üst katına. Kapıyı da kapatmayı unutmuşum. En üst kattayım. Cebim kalemler dolu. Tak ışık yandı. Yukarı doğru çıkıyor polis. Telsiz sesi geliyor. 80-90 bilmem ne falan. Kalbim nasıl atıyor biliyor musun? Elim ayağım titriyor böyle. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bir an Allah bana kendini hissettirdi. Aldım onu. Kalemleri hemen çıkarttım koydum kenara. Dedim Allah'ım varsan bana dedim varlığını hissettir. Sana dedim söz veriyorum, yemin ediyorum. Bir daha kimsenin en ufak bir şeyini çalmayacağım. İlk dönüm noktam orası oldu. Polis geldi. Böyle apartmanlardan biliyorsun nasıl merdivenler vardır. Böyle geldi. Burası düzlük. Burası da merdivenlerin sonu. Ben oradayım bak. Buraya kadar geldi. Kafasını döndü ve gitti. Bak ilk inanışım orada başladı. Kırılma noktam odur benim. Allah var dedim yani. İnanmıyordum. Rabbim affetsin beni. Nasıl inanayım ya? Nasıl inanabilirim yani? Ana yok, baba yok, habire açsın, kışın cezaevine giriyorsun, aman yazın çıkarım diye, bilerek. Yani kopuk bir hayat yaşıyorsun. Nasıl, neye inanayım ki? İnandığım hiçbir şey yoktu. İlk inanışım, ilk uyanışım orada oldu. Sonra ben şarkı yazmaya başladım. Doğuş, bu bölümde sana hayatını değiştiren şarkıyı soracağım. Öyle bir şarkı ki benim hayatımın tam anlamıyla geçişi, umudu ya da gücü, desteği o şarkıdır dediğin hangisi? Kimsesiz yalnızım,
tükendim ben artık. Hep böyle yaralı, hep böyle yaralı, 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 yaralı. Söyledin ya şarkıyı bir kendine. Ne geldi gözünün önüne ilk? Direkt ben geldim. O Üsküdar'da postanenin önünden böyle geçerken. Bir gün nasıl açım biliyor musun? Ölüyorum açlıktan. Kendimi de Emrah zannediyorum. Şarkılara bir boynu bükükler falan okuyorum. Amcanın bir tanesi, bu kim sen dedi buraya falan. Tabii ben ne oluyor falan oldum. Al bakayım sen şu parayı kan. Ben dedim dilenci miyim ya? Ya dedi oğlum al sen. Yok dedim almam. Gel o zaman neyse. Karnını doyurayım seni dedi. Şimdi şey oluyorsun işte hayırdır lan diyorsun yani ne ayak falan. Gel gel dedi oğlum korkma dedi. Gel ben insanım dedi. Karnımı doyurdu. Allah bin defa razı olsun. Vefat etmişse mekanı cennet olsun inşallah. İyi insanlar belki iyilik öğrettiler bana bilmiyorum. Mesela direkt o geldi gözümün önüne. Doğuş gerçekten sokağı da yaşadın. Hayat işte hep farklı farklı geçişleriyle var. Hayallerine de götürüyor seni. Sen gerçek anlamda bu ülkede 90'lı yıllarda da starlığı da yaşadın. Yani hakikaten gözümüzün önünde büyüyen ne bileyim işte Gamsız'ı söylerken, Uyan'ı söylerken, Sensiz Ben Ne Yaparım'ı ya da birçok şarkıyı söylerken büyüyen ve o dönem ki hakikaten büyük kitlelerin de ailesinden saydığı, hikayesine ortak olduğu ya da işte bazen aşık olduğu, arkadaş olmak istediği bir adam oldun o dönemin içerisinde. Yaşadın mı starlığı ve sana geçiş ne yaptı o dönemde? Ben böyleyim yani. O zaman da böyleydim. Ha bende hiç değişen hiçbir şey yok. Karakter, yapım hep bu. Hiçbir zaman kokain partilerine gitmedim. Hiçbir zaman grup sekslere gitmedim. Hiçbir zaman el öpmedim. Hep olduğum gibi kaldım. Dik. İlk konserimi Konya'da yaptım. Minibüsün içindeyim. Dışarıda bir kalabalık. Mahşer ama. Kapalı spor salonundan bahsediyorum. Ne kadar kalabalık dedim. Bu insanlar zaten buraya giremez ki. İçeri girdim. İçerisi mahşer. Yer yok. Orkestra kurulurken çıktım sahneye. Siz bana mı geldiniz dedim ya. Benim için mi geldiniz gerçekten dedim. Dedim dışarıdakiler ne olacak falan. Onlar giremeyecek. Onlar senin sesini duymak için geldi diye bağıranları duydum. Bana kimse starlıktan bahsetmesin. Ben 1 milyon kişiye konser verdim Ankara Kızılay Meydanı'nda. Yaşadım. Bu arada sen gözümüzün önünde de bir cezaevi süreci yaşadın. Evet. O dönemde. Reha Muhtar'ın bir hediyesidir bana. Hı hı. Bu. Benim yaşım 15'ti. Kızın da yaşı 14 falandı. Yani o yaşlardaydık. Yani yaşıttık. Benim de yatacak yerim yok, bir şeyim yok. Kuştepe diye bir Roman Mahallesi var. Orada arkadaşlarım var. Orada sağda solda karılı kalıyorum. Kız dedi ki evlenelim biz. İşte bizikiler sana bak. Oğlum dedim güzel fikir. Yani giderdi bir konfeksiyonda da çalışırım. Mis gibi de bir hayatım olur dedim yani. Hatta gittik babaanneme falan iş tamamdı yani. Bitmişti artık. Sonra babası birden vermekten vazgeçti. Bir şey bir atraksiyon oldu orada bilmiyorum. Bir de beni dövdüler. Neyse mahkemeye çıktık falan filan. Sonra beni serbest bıraktılar. 3 ay yattım. Çok özür dilerim. Birine tecavüz etsen 3 ay mı atarsın? Reha Muhtar'ın hediyesidir bana. Alıkoyma diye geçer dosyada. Alıkoyma. Ama tecavüz bilmem ne diye öyle bir dosyam yok abi benim. Benim öyle bir dosyam yok. Ahım var, öbür tarafta alacaklıyım Reha'dan. Bunun kaçarı yok. Ve her ne kim öyle bir şey yazarsa öbür tarafta alacaklıyım. Ben 15 yaşındayım bir de. 15 yaşındayım ya. 30 yaşında değilim yani. 15 yaşındayım. Kız da 14 yaşında. Yatacak yerim yok. Aman evleneyim bununla yuvam olsun diye. Bütün Kuştepe şahittir. Ölmeyenler, sağ kalanlar vardır yani. Ben doğduğumdan beri hep iyiydim abi. Hep iyi bir ruhtum. Birine zarar verdiğim zaman üzülüyordum, ağlıyordum. Keşke yapmasaydım ya. Ya bunu nasıl yaptım ona falan diyordum. Hep iyiydim. Hayatımın her döneminde hep iyi insan olarak kaldım, hep iyi insan olarak kalacağım. Bu sonradan olan bir şey değil.
Sor dedim. Sor çünkü benim kalbim de net. Dosyalarım da orada net. Alnım da açık. Kim benimle alakalı, o mevzuyla alakalı kötü bir şey yazıyorsa hepsinden öbür dünyada alacaklıyım. Çünkü benim ruhumu incitiyor. Ben öyle bir adam değilim. Kırılıyorum o yazıyı gördüğümde. İçim acıyor. Yapı olarak öyle bir adam değilim çünkü ben. Ben o değilim. Doğuş, devam ederken hayat, bir gün sokakta sana bir mikrofon uzatıldı. Ve sen orada özellikle o dönemde yetiştirme yurtlarında yine çocuklara yapılan, anlatırken bile çok zorlandığımız şiddet, istismar, işkence aslında boyutları sana sorulduğunda orada gerçekten içinden küçük bir çocuk çıktı bence. O röportajı izleyenler bilirler. Tabii, orada sen değildin. Ben değilim. Oradaki adam aslında 6 yaşındaki çocuk. Kinini, nefretini kusan. Bir de bir film çekecektik biz Kaya Ererez'le. Yaşıyorsa Allah uzun ömür versin. O gitmeden önce ona da bir yemek yiyelim dedik. Börek merek falan. Orada da bu haberler çıkmış bir gün öncesinden ben evi bir dağıtmışım zaten. Camı çerçeveyi bir indirmişim. Gideceğim oraya diye. Orada da kahvaltı yapıyoruz falan filan. Ha aklım ben diyorum Malatya'ya gideceğim falan filan diyorum. Tam o arada da bir önüme gazete. Gazetede abi bebeğe ya bebeğe. Bebeğe be kardeşim ya. Bebeğe ya. Tecavüz abi. Abi orada benim bir nevrim bir dönüyor zaten. Bu kadar mı? Ne oluyor lan yani? Bebek lan. Orada bir tamamıyla içimdeki bütün hücreler birbirine girdi. Volkan var yani içeride yani. Onu durdurma ihtimali yok. Tam girerken de o mikrofonu uzattıklarında içimdeki çocuğun nefretiydi o yani. Rabbim herkes aynısını yaşasın. Kim ne yaşatıyorsa birine, o çocuklara vuranlar, köpeklere taciz edenler, bin katını daha fazlasını yaşasınlar. Kadın öldürenler, çocuk tacizcileri. Yaşamadan ölmeyecekler. İnşallah. Doğuş, bu bölümün adı Yüzleşme. Sen seç isteyeceğim, her kimse o. Çocukluktan olabilir, büyüme hikayesinden olabilir ama çok kızdırmış, çok kırmış, çok üzmüş birini buraya geldiğini, şuradan içeriye girdiğini hayal etmeni isteyeceğim. Bana söyleme, bize söyleme, ona söyle. İçinden ne geçiyorsa bugünkü duygunu söyle isteyeceğim. Önce kendimi affediyorum. Ben kendimi affetmezsem karşı tarafımı affetmem. Affetme ihtimalim yok. Nefretle, kinle ona yıllarca öfkeyle büyüdüm. Her anım yapılan her şeyi de onunla hatalı buldum. Senin yüzünden, senin yüzünden. Sen böyle olmasaydın böyle olurdu. Senin yüzünden, senin yüzünden. Sonra aslında bu o kadar önemli bir mevzu ki yani anlatmakla bitmez. Çünkü içi dipsiz bir kuyu, dipsiz kuyuda en aşağıda karanlık zindanda ben kilometrelerce bir karanlık ve oradaki küçücük bir ışığı görmüş, oraya gitmiş bir adamım ben. Bu esnada yaşadıklarım hiç normal değil. Hiç normal değil. İçinde korku filmi arayabilirsin, acı arayabilirsin, ara sıra tebessüm bulabilirsin. Ama o ışık, o küçücük, mesela şurası kapkaranlık olsun, şu küçücük bir ışık koy buraya. Işık ne kadar güçlüymüş, onu zaman içerisinde kendim keşfettim. Daha çok yeni affettim ya. Çocuklarım olduktan sonra. Konuşuyor musunuz geçmişten? Yok, çok konuşmuyor. Anlatıyor. Acıları çok. Çok üzmüşler, çok yıpratmışlar. Çok hak veriyorum. Canım anamı benim. Ne olursa olsun. 9 ay beni karnında taşımış. Onun bile bedelini ödeyemem. Bırak acı çektirmiş, atmış da bilmem ne. Doğurmuş beni. Cahilmiş. Evirmişler, çevirmişler kadını. Şuraya çekmişler, buraya çekmişler. Yazık, ben o kadınlarımıza çok üzülüyorum. Yani suç kadında diye bir şey yok. Babası vermiş başka birine. 5.000 marka satmış. Ya, o da çok çekmiş yani. O benim canım anam ya. Ne olursa olsun. Mevzumuz çoktan çok yıllar önce kapandı.
Doğuş, bu bölümün adı içimdeki hayvan. Doğadaki yaşama biçimini kendine benzettiğin bir hayvan söylemeni isteyeceğim. Zaman zaman kelebek olmayı çok isterim. Özgürlüğü simgeler çünkü. Benim şeyimde, duruşumda. Ama kedi olmak isterim. Söze ben bir kediyim diye başla. Hayal et kendini gerçekten. Nasıl bir kedisin bize anlat. Ben şöyle bir kediyim. Canım isterse sevebilirsin. Sevgiye aç bir kediyim. Beni beslersen, bana iyi davranırsan, bana sevgiyle yaklaşırsan seni tırmalamam. Bir fotoğrafı soracağım sana. Türkiye'de de çok gündem olan bu saksılı fotoğrafla ilgili. Tamam. Bugün baktığında ne hissediyorsun? Ben o gün baktığımla da bugün baktığım aynı. Değişen hiçbir şey yok. O bir arkadaşım bana attığı bir goldür. Bunu ilk defa buradan söylüyorum. Cinsel ilişkiye girmiştik. Merdivenlerden yukarı çıkıyordum, çıplaktım. Bir cümle kullandı. Onu söylersem hemen anlarsınız kim olduğunu. O arada ben elinde telefonu görünce aldım, güldüm. Hani çok zaten bir heyecan ve korkuyla ne yapacak acaba fotoğrafı şeyiyle. O çok dikkatli bakarsan, sen psikologsun, anlarsın. O durulmuş çekilmiş fotoğraf değil. O gözdeki şeyi anlaman lazım baktığında. Şaşkınlık ve şey o. Bir cümle yazdı ve attı onu benim Twitter'ımda. Benden intikam aldı. Ve ben sonra toparlayamadım abi olayı. Yani diyemedim ki bu attı. Bundan dolayı. Yakıştıramadım kendime. Hani o işin içine çıkamadım. Yoksa benim öyle bir pozisyonum olma ihtimali yok. Yani yapı olarak. Sonra çok fazla fake'i çıktı bunun. Bu mu sen? Benim. Hem o da benim. Hani bir ara Serdar'a küfür ediyorlardı, hep RT yapıyordu ya. O da benim kafada. Bu sensin değil mi? Senin mi? Evet benim deyip RT yapıyordum. Çünkü o öyle mutlu oluyor ya, beni kötüleyerek, kinini kusarak. Aslında insanlar kendi nefretlerini, kinlerini kusuyorlar. Ben de onun bana kinini kusmasıyla mutlu oluyorsa, onun mutluluğuyla mutlu oluyorum. Doğuş, bir yuvan var. Aslında aile oldun. Aile oldunuz eşinle, iki çocuk arasında ve aslında İstanbul'la Azerbaycan arasında gidip geliyorsun, evet, da bir taraftan. Aile olmanın hissini soracağım. Yani belki bir akşamını hayal et. Evinde, salonunda, çocuklar orada daha uyumamışlar, eşin orada. Nasıl hissettiriyor? Her saniyesi çok mutluyum kardeşim. Bazen o kadar mutlu oluyorum, korkuyorum Allah almasın diye. Mutluluğumu saklamaya çalışıyorum. Nasıl çocukken görünmemeye çalışıyordum ya yurttaki çalışanlara. Allah'tan saklanamazsın ama bazen mutluluğumu içime gömmeye çalışıyorum ki o mutluluk elinden kaçmasın diye. O kadar mutluyum. Peki Doğuş, bu bölümün adı Cevap Hakkı. Hakkında yapılmış 3 eleştiri, bazıları saldırı boyutunda. Okuyacağım birazdan. İçinden nasıl geliyorsa öyle cevap ver isteyeceğim. Hı-hı. İlkini okuyorum. Sen sokak çocuğu olup Allah'ın verdiği yetenekle, ki nasıl bir lütufsa artık bu akıl alır gibi değil, sayısız hit olacak beste yap, milyonlarca albüm sat, sonra da doğru düzgün bir şey üretme. Hazırdan yemek deniyor buna demek ki. İnsanın duygu sermayesi de bir zaman sonra tükeniyor demektir bu. Kendini müzikal ve edebi açıdan geliştirme zahmetine katlanmış olsa, Türkiye'de alanında en iyi bestecilerden biri olabilirdi belki de, ama olmadı. Teşekkür ederim eleştirin için. Beni 97'de tanıdın. Nasıl tanımışsan ben hala aynı benim. Denemelerim olmuş olabilir. Müzik yapmış olduğum müzik seni rahatsız etmiş olabilir ya da mutlu etmemiş olabilir. Ama ben yapmaya devam edeceğim. 90'lı yılların sonunda popüler olan erkek şarkıcı. Şimdi ise ya söylemleri ya da absürt fotoğraflarıyla gündemi işgal eden kişi. Keşke siyasi görüşüyle, saksısıyla, küfürüyle değil de sevdiğimiz şarkılarıyla anılsaydı. Hayatta her türlü insan vardır. Hepimiz burada olursak, burada olmadığı zaman burası boşluğa düşer. Yani lamba yanmaz. Ne bileyim, masa olmaz. İşte bir artı bir eksiyle dünya güzeldir. Ben herkesin siyasi partisine hoşgörüyle bakıyorum.
Herkesin sevdiği partiye hoşgörüyle bakıyorum. Ben partici değilim. Ben bir partinin peşinde koşmuyorum. Ben inandığım bir insanın yanında oldum ve yanında olmaya devam edeceğim. Seçilmiş bir liderin. Bana sor. Hayatım boyunca kaç tane konser verdin o partiyle alakalı? Allah'ını seversen sor ya. 4 ya da 5. Ben kimsenin kapısında ağlamam. Duruşum diktir benim. Ama benim inandığım lider zora düştüğü an ben yanındayım. Bu benim görüşüm. Yani sen X'i sevebilirsin. Ben artıyı sevebilirim. Ama bizim mutlu olacağımız nokta müzik olmalı. Ayrımcılık niye? Düzenli aralıklarla iç dünyasında yaşadığı karmaşıklıkları ve psikolojik zorlukları gündeme gelerek atlatmaya çalışıyor. Ne yazık ki bu hamleleriyle prim yapan ve bu gazla hata yapmaya devam eden kişi. Yetinememek, gündeme gelmeden yaşayamamak ne kötü bir şey herhalde. Yalnız soru. Ben bir kere gündeme gelmek gibi bir derdim. Yok. Daha yaklaşık bir aydır her hafta sonu bir gündemdeyim zaten. Bütün magazinlerdeyim. Kaldı ki sosyal medyam çok güçlü. Storylerim milyon izleniyor. Kaç kişiye nasip olur bilmiyorum. Öyle bir gündemde olayım diye bir şeyim yok ama bence olmalı. Yoksa yok sayıyorlar. Hani şimdi ben gündeme gelmek istesem o çok büyük patlamaları sence ben onu yapamayacak kapasitede miyim? Ya onu elemişim. İki tane aslanım var. Mutlu bir yuvam var. Bir de böyle sevin ya. Gülüm gülümü soldurma can. Ben sensiz ne yapar? Bunun adına yürek derler. Milyonda bir huzurum kalmadı. Parçalanırım yüreğim. Yani en az 60 tane net böyle hitim var. Bilinen. Net 60 tane. Net ayıramadım. Senin de bildiğin, onun da bildiği, bunun da bildiği. Biz öyle bir şarkılık star olmuş, bir şarkıyla gündemde kalan bir adam değilim. Beni kimseyle kıyaslamasın kimse. Benim artık olmuşlarım var. Hiç yapmasam da olur. Onlar bir 50 yıl daha gider. Hani beni sevmeyenlere bu mesajım. Bir şarkı var orada. O özellikle böyle isimlendirmeyi çok seviyor tabii farklı farklı disiplinler. Z kuşağı için de dönüşüp dönüşüp gelen bir şarkı. Uyan. Evet. Buradan Şoko Papa da selam olsun. Şoko Papa ben de çok selamımı söylüyorum yani. O şarkıyı Doğuş bitirirken yani her kuşak için aslında bir baştan sona söyler misin bize? Zordu, bu anı beni yordu, yokluğun beni vurdu. Düşünmeden uğra bana, kapım açık hala sana. Ayrılığın vurdu ayağa, yansıdı odamın duvarına. Düşünmeden uğra bana, kapım açık hala sana. Ayrılığın vurdu ayağa, yansıdı odamın duvarına. Uyan, 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 gönlüm uyan, dayan, dayan, dayan. Ruhum dayan, seni de bir gün severler. Sevda yüklü trenler, boş raylarda giderler. Sevenleri üzenler, hep o yolda giderler. Düşünmeden uğra bana, kapım açık hala sana. Ayrılığın vurdu ayağa, yansıdı odamın duvarına. Uyan, uyan, uyan. Birçok yüzünü, birçok tarafını, bugüne kadar duyduklarımızın da aslında fazlasını ve duygu boyutunu anlattım bugün burada. Çoğumuzun hayatında başka şekillerde var kırılmalar ama seninkiler çok sert, çok en içe batacak şekilde olan kırılmalar. Ama alıp onları hayata dönüştürdün, müziğe dönüştürdün, büyüme öyküsündeki umutlara dönüştürdün, bugün bir aileye dönüştürdün. Alamadığın sevgiyi yansıttığın çocukların var, 2 tane pırlanta. Çok güzel, çok keyifli ömrünüz olsun da beraber. Teşekkür ederim. Yeniden doğuş hikayelerinde her zaman çok fazla sancı olduğunu biliriz biz. Oralardan çıkıp o sancılarla aslında artık 40'lı yaşlarda birçok şeyi anlamış, dönüştürmüş, affedebilmiş,
bir adam anlattı bugün karşımda. Ömrüm güzel olsun. Teşekkür ederim. Senin de inşallah.